Mesela şampiyonu Türkiye şampiyonasına gidiyor. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Valim, kıymetli misafirler, Çaylık Cemkent'e spor kompleksinin açılışına hoş geldiniz. Bugün bu güzel tesisin açılışını yapmak üzere eşim Fatma Ketenci ve oğlum Akın Ketenci ve kuzenim Ahmet Gürüz Ketenci ile beraber Sayın Valimizin daveti üzerine buraya gelmiş bulunuyoruz. Rize'den ayrılmış, gurbete gitmiş. Aşk için mücadele etmiş. İstihdam etmiş, para kazanmış, vergi ödemiş. Allah'ın takdiriyle rahmeti Rahman'a göçmüş, sevdiklerinin anısını yaşatmak üzere tesis için kaynak aktarmış. Gençler buradan faydalansın, yetişsin. Çaylı Spor'un teknik direktörü Süleyman Kalafat. Geri. Ayağını yere başkan. Rıza başkan. Ha bu tarafa atacak Betçi mi? Gale kısaldı ya. Dediğiniz provokasyon olduğunu düşünüyor demek hafif. Yani düşünmek için çok kesin karineler yok ama yorum yapıyorum böyle bir şey olabilir demek ihtimal değil. Kesinlikle bir provokasyon var dedim Rize'de. Yani siz Rize'de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ile alakalı efendimi bir yayını belli amaçlarla piyasaya sürmüş bir yayını ki onunla ilgili değerlendirme yapılmış, montaj olduğuna ilişkin vurguları yapılmış. Onu burada bantta Rize'liye dinletecek. Bu Rize'liye işkence yapmaya kalkışmaktır. Rize'li işkence yapacakları bilirlermez. Her Rize'li adildir, merhametlidir. Hak ve hukukunu koruma anlamında da kararlı dürüstlerdir. Böylece dün yapılanlar tamamen Rize'liye yönelik bir provokasyondu. İyi ki burada gençler daha farklı böyle onarılmaz boyutlara bağırtılacak zahir üç boyuta bağırtılacak bir tepki koymadı. Belli bir seferi tepkiler koymuşlar. Onlara sebep olmamak lazım. Yani insanların elbette ki rakip partilerde siyaset yaparken söylemlerine veya projelerini takdim etmelerine hiçbir diyeceğimiz yok. Eleştirilere hiçbir diyeceğimiz olmaz. Ama Türkçemizde eleştiri hakkınızı kullanmak. Varsa projelerinizi anlatmak için sözcükler çok. Türkçe çok güzel bir dildir. Dolayısıyla Türkçenin o güzel kelimelerini kullanarak şayet varsa projeleriniz, şayet yapmak istiyorsanız eleştirinizi yapamıyor da hep tahkir edici, aşağılayıcı, suçlayıcı sözcükler kullanmaya ihtiyacı ediyorsanız bunu provokasyon amaçlı olmanın ötesinde izah etmek mümkün değil. Maalesef dün burada Rize'li böyle bir provokasyonla karşı karşıya. Eminim ki o provokatif faaliyet olmasaydı, provokatif amaçlı o yayın, yani mitingle bağlantılı yapılmasaydı ve ana muhalefet partisinin Sayın Genel Başkanı'nın konuşma içeriğinde projelerini anlatsaydı, eleştirilerini tahkir etmeden, tezif etmeden, kişilik haklarına saldırı boyutuna vardırmadan yapmış olsaydı eminim bunlar olmaz. Dolayısıyla herkes ekleyecek. İnşallah olmaz. Daha bu tür şeyleri yaşamayız. Yaşamayız derken ya bunlara sebebiyet vermemek gerekiyor. Çalışabileceği alanlar var.
kütüphanemizden iş dersliğine, resim iş atölyesine, başkanımın dediğimizde çok amaçlı salon, bütün gençliğimize hitap edecek Sayın Bakanım. Evet arkadaşlar burada, yani buralarda mevsim devam ediyor efendim. Yani bu iki katlı. Bunu biz sezon dediğimiz, işte üniversite açıldığında istifade edecek. Bu da Eylül başı en uygun zamandır. Yani Eylül'e yetiştirmiş. Yani Rize ile burayı belki aynı zamanda açabiliriz. İkisi aynı. Aynı zamanda. Rize mi yapıyorsunuz? Aynı, aynı. Hızdan tempo. Patron kim? Serkan Yaşar. Nerede? Patronumuz burada yok. Şu anda burada. Manisa'da bir açılış vardı, ona gitti. Şantiye çevirmiş. Evet. Patron kadar yetkili sayın bana. Öyle mi? Benle konuşmuşsun. Güzel çalışıyor. Ne ismin ne? Abdullah. Abdullah Bey, tamam bitirelim inşallah. Vallahi sayın belediye başkanım, valim devamı geliyor. Sayın müdürüm de burada. Yani 45 gün bizim yaptığımız iş bu. Üstte bir katımız kaldı. Yani 45 günde yani, bu kadar yaptığınıza göre biz bunu, rahatlıkla bitiririz. Ha, tamam. Sıkıntı yok. Evet. Peki, hadi kolay gelsin. Sağ olun bakalım.